yanındayken yakalıyorsun. Evet, bilerek yapıyorum. Allah'a bağladın. Bugün de başka bir odada kalıyoruz. Şimdilik eşyaların bir kısmını götürüyoruz. Neden? Çünkü yan oda. Taşıyacağız yan zamanla. Bize bir şeyler yazılmış ya. Vay Mehmet tamam. Baksana şuna. O ne ya? Gerçek mi lan? Nasıl yapmış ya? Vur bakayım gerçek mi? Gerçek. Ay bir de mektup yazmışlar. Ne demiş? Değerli oralar nereler? Kapadokya'daki tatiliniz için Maccan Cave Oteli tercih ettiğinizden teşekkür ederiz. Sizleri tesisimize ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Bizim için de öyle. Çok teşekkürler. Ay bu oda da güzelmiş ha. Banyosu nasıl? Ooo kireta var. Ooo. Güzel. Çok sağ olun. İyi ben çantalara bakıyorum. Diğer eşyaları taşıyorum o zaman. Tamam. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır. Hadi gel. Kuruş beyni çok güzel ya. Evet sarı beremi alayım. Çağdaş Beylerle bugün de Üçhisar Kalesi'ne gidiyoruz. Hava bugün biraz kapalı. Emre. Hello. Otelin olduğu yerde böyle peri bacaları var. UNESCO'nun koruması altında olan Üçhisar Kalesi'ne geldik. Burası eskiden Çağdaş Bey bir yerleşim yeri miydi? Yerleşim yeriydi evet. Şurayı zoomlayabilirsen. Hı hı. Güvercinlikler de var orada. Ufak ufak küçük küçük oyma kareler. Kredi kartı geçmiyor. Müze kartı geçmiyor. Nasıl? Ortaksın tanıdığı yemek pişiriyor. Kale kat kat. Merdivenleri çıkmaya devam ediyoruz. Şu manzara şahane. Gördüğünüz gibi burada yazılar yazılmış. Çok üzücü. Karşı tarafta harika bir vadi var. Çıktıkça manzara daha da güzelleşiyor. Çıkmaya devam ediyoruz. Burası mezar. Firavun mezarları. Zamanında buraya gömmüşler. Siyasileri, önemli insanları buraya gömüyorlar. Sonra başka yere defnediyorlar. Yani yaşama boyunca hep en yukarıda olmak istiyor değil evet, mi insanoğlu? Aynen, aynen kesinlikle. Dil Hanım. Aşkım. Sen hep beni telefondayken yakalıyorsun. Evet, bilerek yapıyorum. Evet, Üçhisar Kalesi'nden geldik. Yemek yiyeceğiz. Bize Çağdaş Beyler çok güzel sıcak yemek yapmışlar. Evet, sıcak yemek yiyeceğiz. Ondan sonra cımada. Sonra belki bir Türk gecesi olabilir. Ama nasıl gideceğiz? Mesela çömlek yapabiliriz. Biliyor musunuz ben önceden çömlek yapıyordum. Hatta evde ofiste bardaklar var yaptım. Bakalım kaç yıl geçti paslandım mı? Apakla isimde buraya has, bu yöreye has bir yemek yiyeceğiz bugün. Aslında kuru fasulyeye benziyor. De var. Dolma da var. Yani çıktık. Ne kadar? Dolma yemiyorsun. Asla. Dolma mı?
Dört şurada. Son durumda asker diziyor buraya. Askerliği nerede yaptın hocam? Mars. Mars. Yine arkadaşlar arıyorum. Parmakları kuvvetli, enerjik ve güçlü insanlar. Saat sabahın 7'si. Güneş yeni yeni doğuyor. Balonlara gideceğiz. Tepeden değil, bu sefer aşağıdan bir de çekimleyeceğiz. Balon. Günaydın. Günaydın. Günaydın Çağdaş. Günaydın. Balonlar şişmeye başladı. Saatimiz de bakıyorum. Saatimizde 7.30 geçiyor. Biraz geç kaldılar. İzin daha yeni çıktı. Dün yağmurluydu, hava bulutlu. Şimdi biraz sis var. Değişik bir manzara bekliyor o zaman değil mi? Evet, şimdi altından balonları yanarken onlar bunları. Uçarken. Abi 8'e kadar mı bekleyeceğiz? 8'e 10 var. Bir daha belli olacak daha. Biraz sonra bir daha şey yaparlar. Rüzgar var. Bugün uçmama ihtimali de yüksek. Bu balon olaylarında son dakika iptaller olabiliyor. Herkes toplanıyor ama bugün hava uygun değil diye. Sonra ortak bir anonsla balonlar kalkmıyor. Bazen de pilotun inisiyatifine kalıyormuş. İşte pilot ya ben yaparım derse kalkıyorlar. Ama bununla ilgili kötü hatıralar da var. Çünkü binen kişiler falan hiçbir şey sistem görmedikleri için sonra tabii sıkıntı yaratabiliyorlar. Balonlar bizim sönmeye başladı. Evet, toplanmaya başladılar. Hadi biz yürüyelim o tarafa. Şunlar şişip gelmişler yapalım. Koş hadi koş. Az bir şey şişik. Bari o anı yakalayalım. Soğuk. Elini cebinden çıkar koş. Karizma elin donuyor o zaman. Üşürsün oğlum. Sönüyor. Keşke kalksaydı ya. Neyse fotoğraf çekilir hadi. Dönüyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Üç silah şurada. Çağdaş biz el ele tutuşalım, bizi arkadan çeksin. Çastır. Madem balon kalkmıyor, biz de o zaman kahve içelim sabah kahvemize. Ana su yok. Her şey var, su yok. Kırıl mı? Ağzımızı yıkalım. Arabanın su var mı? Yok. Bakmam lazım da yoktur yani. Şurada su görür ama. Nerede? Orada var bak. Serap görüyor musun? Bak şurada bir şey var, soba var. İsminizi çeker misiniz? Evet. Burak'ın gördüğü yerde gerçekten su varmış. Serap görmemiş. Biraz sert kahve yapalım. Günaydın kahvesi yapalım. Şimdi arkadaşlar 100 dereceye ulaştığı zaman su içerisindeki hiçbir bakteri de yaşayamaz. O yüzden hani suyu kötü düşünmeyin. Artık o da ölmüş olacak. Tadına bakın, tadı zaten güzeldi. Yani içinde bir bok varsa da o gitmiş olacak. Hey man. Koronamadım yavrum, koronamadım. Neyse içince anlarız ha Emre. Aynen, deneyeceğiz bakalım ölüyor muyuz ölmüyor muyuz. Bugün Kapadokya'da ölme challenge yapacağız. Burak nereye? Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü var bu aralar. Kapadokya'da en fazla Çinli turistin olduğu yerlerden. Dolayısıyla da burada devlet onlara çare yaptı. Geri dön ülkenizi diye. Türkiye çok tedbirli, havalimanlarında çok dikkat ediyor ama virüs bu ve birçok şehirde bulundu Türkiye'de. Şimdi onlar geri dönmüş. Bu arkada gelen Çinli arkadaş dediklerimiz de Hong Kongluymuş. Bunun üzerine Emre diyor ki koronamadım yavrum, koronamadım. Koronamadım sana, koronamadım. Thank you.
Kahvemizi içtik. Burnuma kıyıyor. Erken kalkan yol alır. Sabah erken uyanmak çok güzel bir şey. Geldik mi otele? Evet, geldik. Balonlar iptal oldu. Hadi kahvaltı yapalım o zaman. Günaydın. Günaydın. Burada açık büfe istediğinizi alabiliyorsunuz. Açık büfeyi çekeyim mi? Çekeyim. Sonra. Nevşehir'de Instagram'dan bizi takip eden arkadaşlarla karşılaştık. Melek Hanım ve Yusuf Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Elleri de boş gelmemiş. Evet. Vallahi elleri de boş gelmemiş. Biz Adanalıyız. Kendi bahçemizden ellerimize topladık. Şalgam, limon. Çok teşekkürler. Geleceğiz. Tırağı yolunda yürüyeceğiz. Şehitliğe de gideceğiz. Çok sağ olun. Sohbet koyu ve kahve yapıyoruz. Bizim binalarımız. Zırhlı pide. Ne usulü oluyor usta? Ankara usulü abi. Ha, bunu her yerde bulamazsın. Adamlar bunu makineyle seçerler. Ama bunun makbulü elle yapmış olan. O zaman çok kısmetlisin. Şimdi Okan'ın baba mesleği aynı zamanda değil mi? Pidecilik. Aynen. Yorulmamak için kolkası çalışıyor musunuz acaba, sürekli dövüyorsunuz? Ya bunu herkes yapamaz biliyor musun? Bunu, yani bisepsi, tripsepsi olan adam yapamaz bunu. Abi, öyle kasla falan olacak iş değil. Babanın lokantası olması lazım. Ellerini özenle yıkadın. Tabii. Pişirme safhasına geçmesi lazım. Diyorum. Fırında da kabuğunuzu unutma Alyosma. Geriliyorum, eti dövüyorum. İçi hazırlandı. Evet. Okan müdür kendi elleriyle bize pide içi hazırladı. Abi, fırına şimdi götürüyorlar. Ev yapımı böyle bu tarz pide yemedim. Aa, gidiyor, annem yapardı. Fırına mı? Yemin ederim 250 gramdan 20 tane pide çıkarıyordum. Siz böyle yaptınız değil mi? Ben bunları... Hayır, bol etli. Bol etli kanka. 3 kilo et tuttu oraya. İdihan, tamam. Airdrop'unuzu açar mısınız? Yaparım dediğimi de yaparım. Gerçekten yapmışsın müdürüm. Yalnız kötü bir haberim var size. Bu güzel lezzeti sadece bize özel yaptılar. Çünkü öyle bir hizmeti yok. Okan kendi elleriyle yaptı bunu. Bize özel. Nasıl Emre? Başarının kraliyet ailesi. Efsane 5 yıldız. Ellerine sağlık. Kahve içmeye gidiyoruz. Siz görmüyorsunuz şu an, karanlıktayız ama. Türk gecesine gidecektik. Sonra dedik boşver, kahve daha güzel olur. Biz de Türk'üz, hangi geceye gidelim dedik. O zaman dedik ki biz de lan Türk gecesine gidemiyoruz, Türk gecesi bize gelsin dedik. Su misali aktı ömrüm. Ben de sevgiler gördüm. Bir alev gibi yandım. Söndüm. Çalışmıyor. Ha, çalışıyor. Hürgüp'e geldik. Kahve mi? Kahve içeceğiz. Hadi kahve içelim. Bir yere gidiyoruz. Güzel bir kahveci varmış burada. Kahve var mı? Bedava. Kahve içelim. Aa, mis gibi kahve koktu. Oh. Burak. Manzarayı gördün mü? Hürgüp 20-20. Manyağın biri. Bak, buralar tahta yeni yapıldı. Bir buçuk sene falan oldu. Evlilik teklifi yapacağım diye en baştan buraya kadar mum diziyor, bir çakıyor, bütün her yer yanıyor. Unutulmaz bir ilgili olmuş. Unutulmaz bir evlilik teklif etmiş. Bu ya, karşıda ne oluyor? Üçleme var, dikkat etse. Üç hisar. Üç güzeller. Üç değil mi? Karşınızda üç güzeller, anne, çocuk, baba. Niye baba sonradan söyleniyor? Baba, anne, çünkü çocuk. Anneyle çocuk, anneyle çocuk bitişik. Kanka dikkat. Nerede edin. Hangisi? Sağ mı sol mu? Altında, altında. Babanın balkonunu babanın görmüyor mu? Babanın altında iki tane şapka var ya. Anne, bak, çocuk işte şu dibindeki. Aha, şimdi oldu. Ben de sonra gördüm. Ama bak, babanın göbeği görüyorsun değil mi? Maşallah var. O göbeği, göbeği var. O göbek değil. Ne? Pazı mı? Arkaya. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Doymuyordu. 5-2 gene. Ben bu kadar gele attım bilmiyorum ya. Adam bir kırıyor beni var ya. Daha yok yani. Bak şimdi 4. Çiftçimize hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Her şey var.
Acıktım. O zaman bugün yola çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Birazdan çıkıyoruz. Çünkü kar yağacak. Bizim araba karda bir hiç. Geri dönüş yoluna çıktık. Yani Kapadokya'da o kadar çok şey yapılır ki aslında. 5 gün yetmez. O yüzden biz tadında bıraktık. Baharda tekrar geleceğiz. Bahara da birçok malzeme bırakmış olduk. Bir sürü şey var ya. Şimdi kar da geliyor. Yakalanmadan kara buludan geçmeyi planlıyoruz. Malum araba. Gerçi yanımıza şey aldık ama kar panteri denilen şeyden. Gelen, sizlerden gelen yorumlar onun hiçbir alta yaramadı. Bakalım ne olacak. Yağmur başladı bile. Kapadokya ağlıyor gidiyoruz diye. Ağlıyor mu? İstemiyorum. İstemiyorum. Küçük arabanızdan bıktım. İstemiyorum. Tamam oğlum, karavan alacağız. Salağa bağladın. Hadi. Hadi.